Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Show'a hoş geldiniz. Bu hafta evlilik hikayeleri bölümdeyiz. İlk defa konseptleniyoruz ve Oğutan ailesine kısmet nasip oldu. Evet, Ayşegül Tamer bir Oğutan ailesi bizlerle beraber hoş geldiniz. Erol abi hoş geldin Ayşegül abla. Nasılsınız? İyi. Allah şükür iyi, güzel. Olmalı. Biz deyiz. Sizi burada ağırlık çok da güzel oldu. İlk açılışı sizle yaptık evlilik hikayeleri bölümünde. Tan ailesini hayırlısı konu gittik. Hayırlısı olsun. Allah daha ileri gitsin. Evet, inşallah güzel olur. Evet, ilk olarak sizleri tanıyalım. İyice. Ayşegül Tan ve Bir Oğutan kimdir? Nasıl birileri? Önce bayanlar. Evet, ilk önce Ayşegül abla seni tanıyalım. Ben Edremit Yaşar köyünde doğdum, büyüdüm. Evet. Serevi köyünden Bir Oğutan'la da evlendim. Şimdi şu anda Edremit'te oturuyorum. Bir tane çocuğum var. Çalışıyordum, bıraktım. Çocuğumu okula getirip götürüyorum. Yani genel günlük işte. Ev hanımı. Evet, ev hanımı. Güzel, Bir Oğutan abi sen? Ben Dereli köyünde oturuyorum. İşlim tamircilik. Araba tamir ediyorum bu ara. Buraya başka yaptım bir şey yok falan. Etrafımda dükkanım var. Burada. Güzel, senin dükkan senin değil mi abi? Dükkan benim kendim. Çak, bir sıfır öndeyiz. İşte bak. Ama işte meslek. Meslek, güzel mesleğim var. Dükkanın yani, kendinin olması daha da iyi bence. Meslek olmasaydı Ayşegül Hanım olamazdık. Nasıl yani bakacaksın? Nasıl bakacaksın derlerdi? Nasıl? Önemli ama değil mi abi? Bir evliyorsan aynen. Zaten nasıl bakacak diyordur yani değil mi? Yani bir meslek olması her şeyden dediğin gibi bir sıfır önde başlıyor. Tabii bilirim. Evet. Her şeye farklı oluyor tabii. Çevren oluyor. İtibarı görüyorsun. Değil mi? Bir de köylü insanların birikimi çok oluyor değil mi? Bir olarak. Ya köylü insanların birikimi yani. Tavası bahçesi oldu ki bu da doğal bir şey. Tabii. Ama olsa ben zaten uğraşamıyorum. Malların tarihine uğraşamıyorum. Ama bir kıyıda köşede kalsın. Bırak onlar beni bekliyor. Bekliyor. Köyde bekliyor onlar beni. Evet. Evet. Şimdi evlilik hikayeleri böyle ilk konuklarısınız. İlk soruyu soruyorum, hazır mısınız? Evet. Evet. Hazırım. Nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık. Biz köyde mesela önceden kızlar böyle toplanırdı bir evde. Evet. Bizim köyde de arkadaş var bir tane. Kız arkadaşımız vardı. Bütün bir oğlum köyündeki bütün erkeklerle arkadaşmış yani. Arkadaş. Tanıyormuş. Hadi bir gün oturuyorduk işte toplaştık. Bütün numaralarda onunla mıydı? Evet. Bütün maşallah. Numaralar varmış onda. Ama telefonlar o zaman yeni çıktı da. İlk tuş telefonlar. Samsung var ya. Samsung, kaydırmalılar. Evet. Aynen. E250. E250'ler. Benim de bir tane telefonum vardı. Evet, şimdi ben de tek kız olmamın avantajı babam bana kontür çok oluyordu. Tele vardı değil mi o zamanlar? Bir dakika, TL vardı. Nar kampanyası vardı. Evet, O zaman bende çok olduğu için hadi ne yapalım, ne edelim, hadi sapıklık yapalım, erkekleri arayalım. Bütün kızlar toplandı bir gece. Biraz eğlenelim. Evet. Neyse benim telefondan herkesi aradık. Onların içinde bir oda varmış. Tabii internet sonra, yok. O zaman internet yok mesela. Evet. İnternet kullanamıyorsun. Evet. Mesajlaşma daha samimi yerim sana. Aynen. Hiç kimse dönüş yapmadı. İşte olacak ya nasip yardım. Evet. Bana mesaj atmış. Benim de kızlık soyadım Dadak. Ne haber Dadak diye. Kim? Ben. Allah Allah. Numaranı nasıl buldu? Sapıklık yaptık ya mesela. Ha, orada numara kaldı. Evet. Buna biz ilk başta ulaşamadık. Yani ulaşılmadı herhalde. Ben çok arandım Ebral abi. Çok. Ondan sonra bana geliş dönüş. Ben tabii heyecan, pert. Değil mi? Sonra gittim. Arayacağız hocam. Nasıl konuşacağız? Aynen, ne diyeceğiz? Aynen. Sonra kızlar var işte. Kızlar da bunu tanıyormuş. Ben tanımıyorum yani normalde. Görmedin de. Hiç görmedim. Sadece sesini duyuyorsun. Duymadım da sesini kızlar konuştu. Ben de onu görmedim ki o zaman. Sen de kulak misafiri mi oluyorsun? Yani işlere girmedin. O şekilde kulak misafiri oluyorsun. Yani kontrol ediyor ya ben de şu anda. Sen telefondan arıyorlar. O arada da tabii dönüş de bana oluyor. Neyse işte ondan sonra aradıktan sonra mesaj attı bana. Ben korktum tabii. İlk başta bir şey yaptım falan filan. Sonra kızlarla yine oturuyoruz. Kızım dedim bana dedim hani bak sapık yaptığımız numaralarda birisi ana geri dönüş yaptı. Başım belaya girmesin. Arıyorlar beni ben de bakayım bu sapık kim acaba diyorum. Ben de merak edeyim şimdi. Değil mi? Bir şey yani. Var. Adam tabii. Mesaj atıyor. Kimsin? Nesin? Falan ama ben hiç cevap vermiyorum. Babam var evde. Telefonu da sessiz alıyorum bu arada. Mesaj geri dönüş olmadı yani mesaj yazdın o kadar bir ol abi. Bir umudunu kessin mi abi? Moralim bozuldu. Bu kadar mesaj insan bir geri döner mi falan. Ama tanımıyordum ki. Umudu yoktu yani. Hani öyle bir acaba kim diye merak vardı yani. Merak. Öyle bir şey olacağını tahmin etmiyordun yani. Ya işte bak yani meraktan oradan buraya geldi. Muhabbete sohbetten kaç sene oldu evlenilmesi. Sonra mesajlaştınız tabii. Sonra kızlara sordum ben işte bak bu böyle. Daha önceden de bu hani bizim köylün kızlardan birisi mi tanıyormuş? Arkadaş mıymış? Yani orasını da pek bilmiyorum da. Ya gelip gidiyor zaten. Köye referans bir kişi referans var. Aynen. Bana çok yani. İyi falan dediler. Hani bir tanım falan bu. Bana evet. Ne yapıyorsun? Hani tanışmak falan istiyor diye mesaj atıyor. Ben hiç dönmüyorum ama. Ben de sapırılıyım yani hani, o kadar da. Tanımıyor mesela. İyiyim aynen, abi sen nasılsın falan dedim ilk başta. Hiç demedim. Sonra neyse bir gün telefon da çekmiyor köyde bu arada. Evet çekmiyor. Her gün de çekmiyor. Aynen, ben de geldim. Ama o zaman da mesela telefon yeni çıktı daha. Her zaman telefon çekmiyor. Türkcell yani. Çekmiyor. Her Vodafone mı çekiyor acaba? O zamanlar Turkcell vardı. Nar kampanyası falan vardı. Ondan sonra neyse işte geri döndüm ben buna. Sonra mesajlaştık işte. Arkadaş olduk evet. Bir ara işte geldi gitti. Neyse benim bir gün akrabamın düğünü vardı. Biz artık 2 ay oldu, 3 ay oldu. Konuşuyoruz ama telefonda. Dedi görüşebilir miyiz?
Ben korktum ilk başta. Düğün yerinde görüşeceğiniz değil mi? E tabii. Ha, daha iyi. Gençlik yani var. Düğün yani. Var dedim ben. İşte bizim de köylerde saç şeyi olur mesela. Gelinin yanında akrabaları evet. Saç yaptırmaya giderler. Kuaför. Biz saça falan gittik de kuaföre evet. Gittik. Orada şey yaptık. Kimin düğünü de hatırlıyorsunuz mu? Evet. Akrabam benim dayımın düğünüydü. Evet. Birol abi sen tabii senin derdin oradan Şükür abla. Yok abi. Senin derdin oradan Şükür abla. Bize gençlik var ya. Düğünlerde ben orada. Şöyle şöyle bakıyor falan. Nerede falan. Değil mi? Sen beni arıyor gittiğin zaman. Ben davet ettim onu. Gel dedim hani düğün var. O bahanede görüşürüz işte kızın bir tane annesi var çok iyi aramız dedim ben Hana abla dedim böyle böyle biz konuştuk tamam dedi o da bunun akrabası oluyormuş tesadüfü bak işte olacak. Güzel yani. Gelişmeler güzel gitmiş. Yani. Aynen ondan sonra görüştük böyle karşı karşıya ama mesela senin oturduğun yerde Birol ben burada mesela işte nasılsın falan filan ve istedim püstedim tabii evet. Ki. Ben zaten yine aynı gibi yakışıklıyım ben he. Ha tabii canım. Gözünü göstermeye gerek yok yani çok bir şey yapmamak lazım. Çekmeye gerek yok yani. Sonra işte görüştük, tanıştık. Ondan sonra bir karar verdik. Sevgili olduk biz. Sevgili aşaması bir anda mı oldu yoksa ilk adamı, sevgili adamını bir rol anlattı. O tabii tanışmak ha, istiyorum mi? Falan dedi bana işte telefonda mesaj attı ya. Olur arkadaş olur sonra deseydi bir insanın morali bozulur da ilk başta. Düşünürsün. Görüşmem falan ben hani şey yapamam. Naz yaptı mı Ayşegül abla sevgili olmadan önce? Ben mi? Evet Naz Tabii şey cevap falan vermedim hiç böyle beni arardı. Ben bayağı bir vermedim tabii. Morali bozulur. Rüşvet veriyordum köylülere. Aynen. Bir de bunu verdin abi. Öyleydi tabii. Ondan sonra neyse işte böyle şey yaptık. Baktık 6 ay olmuş. Sevgilisin 6 ay önce. Aşama olmuş. Bana dedi ki seni istettireyim mi? Ay ben böyle nefesim kesildi. Bir şey oldu mu? Olmaz dedim ben. Hani bayılacaktı ağzına. Heyecanla kapalı olmaz. Bayılacaktı. Yani heyecan var mı? Tek kızım şimdi babam vermez korkusu var. Tamam mı? Ondan sonra... Peder ne diyordu bu durumlara mesela ilk başlarda evleneceğin adamı? Babam mı? Babama söyleyemedim ilk başta. Falan. Sevgiliken hiç söylemedim ama duymuş bana bir kere sordu. Ben de yok öyle bir şey dedim ama korkuyorum da. Korku da var tabii. Desen olur Allah korusun direkt ilk başta. Hiç olmaz. Gerçi yani. Olmaz. Bağır çığırır yani o kadar. Pek. Ondan sonra birisi söylemiş. Biz böyle sevgiliyiz falan işte. Tekrardan yine buluştuk. Bizim köyün çıkışı var yani. Bunların köyüne gidişi var. Bizim köyün girişi oluyor. Orada işte oturuyoruz arkadaşlarla falan. Böyle hani şey yapalım muhabbeti geçiyor isteme muhabbeti. Bende tık yok yani. Hani korkudan hiçbir şey diyemiyorum. Dedi ki ben hani göndereceğim ailemi illaki. Ama çok çerez kola taşıdım ben bunun yanına. Evet. Çok besledim bunu. Sonra aldım. Başlarda. Tabii. Bir uğraşıldı yani. Uğraşıldı biraz. Ondan sonra işte geldi, babam istemedi. Tabii karşı çıktı. Hayır şimdi kız istemeye gidildi. Allah'ın peygamber kabriyle istiyor. Babam eve bile gelmedi yani. Evde kimse yok yani. En azından... Ya ben vardım, halam falan vardı. Baban yok. Babam gelmedi tabii. Allah ben babamla Allah. Yaşıyordum, annem babam ayrıydı. Biz istemeye geliyorduk, o kaçıyordu. Evet, kızını vermedi. Oldu o zaman ben alayım gideyim bari. Babası diyor falan, değil mi? Sonra geri gitti işte. Sonra bir kere geldiler, iki kere geldiler, üç kere geldiler. Dördüncü de dedim ben yani sen beni verdin. 3-4 defa geldi gittin değil mi? 4 kere geldi. Tabii canım. Babası var mıydı o zamanla? En sonunda vardı yoktu kaçıyordu. En azından bir vermeyeyim de ya ama bulun ama diyecektin değil mi? Ya ama bak ben o arada mesela hani Kemal Sunal'ın bir film var ya İnatçı. Evet. Adam istiyor. Kardeşim her cuma gelip o türban burası değil ya. Kayıp bir zaman öyle diyor artık. Gelme buraya kardeşim türban burası değil. Ay niye istemiyorduk yani? Yani vermek istemiyor. Şimdi bir evladı ya. Tam olabilir de bir hani ne yani? Ya bir de benim bir insan bir oturup o zaman mesela beni tanıtırken yani. Sormuş sağa sola. Herkes sorar ya damat ne evet, bir şey yapıyor falan. Aynen. Demişler ki ya bunu bırak ya demişler damat ötürü. Allah Allah. Ama benim damat benim olduğumu bilmiyorlar. Başka şahsız adına konuşuyorlar evet, ama benim evet. Olduğum bileyim. Olan sana da olmuş bir yer, biraz oradan. Ya, evet. Kulaktan duyduğunu mesela izlemişler ama tabii sonunda aldım. Uğraştık. Neydi? Hatta bak yani kaçacaktım bunu ben. Evet. Yani sen güç, ben olsam 2-3'te kaçırdım yani bir adam. Ya ben biraz işte, zorlamışsın ben yani. Ben kaçıracaktım zaten de. Değil mi artık yani insan bir kafa gitmiş yani. Sonra bir de sıkıştırmış babasını. Hmm. Ben demiş kaçacağım. Tamam demiş kaçma gelsinler. Haftaya gelsinler ama benim şartlarım var. Ama üzülmüş yani. Bir adam beni kapıda bekliyor gelsin diye. Hadi. Şartlarım var dedi. Sonra tamam dedim ben de. Sonra geldiler. Mesela hafta oldu işte. Yine dün önce akşamı geldiler işte. Akrabalarına geldi. Babam falan vardı işte. Benim de akrabalarım falan geldi. İşte büyüklerim toplandı gittik yani. Evet. İşte adettir. Ne yapacaksınız falan filan işte. Allah'ın emri peygamberin kabri tabii yine tekrardan başladılar. Babam dedi ki olur ama 3 sene nişanlı kalacak. 3 sene. Evet. Evet. Köyde Allah. Ev istiyorum. Başka? 8 altın 8 bilezik istiyorum dedi. Şartlar bunlar evlenmeden önce. Şartları tabii söyledi. Ama 8 yani. Bilezik. 8 altın 8 bilezik. Yani. Altın, altın küçük altın büyük yok, altın. Büyük, büyük altınlardan. Evet. Ondan sonra her şeye tamam dedi bunlar mecburen yani. Anne ya, babam tamam, şey yapsın tamam. Yani. Tamam tamam aynen öyle şey yaptılar. Şöyle bir ola düşündüm kara kara. Düşünmedim ya.
Ondan sonra tam... Sonra anlaştık canım. Ya babam dedi ki herhalde... Kızınla rahatlığı için değil mi bunu aldın? Tabii canım babama değil yani. Sonuçta bizim için yani. Hayır oğlum sıkıntı yok yani bence. Bizlerde zaten alınmaz yani. Bu cebine çıkarıyor, bu cebine koyuyor. Yok. Bazen başlık parası varmış ama devam ediyormuş. Ya bizimki öyle de adet bu. Güzel bir şey yani. En azından aile içine yani. Yani aslında nasıl oluyor biliyor musun? Hani evlenen insanlara bir yardım gibi yani. Hani böyle şey yatırım dersin ya. Aynen öyle yani. Güzel bir şey ya. Sermaye önüne. Aynen. Yeni evlenenlere sermaye önüne yani. Yani yapıyorsun o an takıyorsun ama hani bir iş kurabilirsin yani mesela. Ama bir de şöyle bir şey var şimdi. Bir insanın durumu var, durumu yok. Yani şimdi o zaman durumu yok diye bu iki kişiyi birbirini severek de evlenemeyecek mi yani? Yarı yarıya mesela olur değil mi? Ya tabii herkesin bir şeyleri oluyor yani. Tabii. Adetleri oluyor yani. Bizler de böyleyse biz de bir olağana farklı şeyler yapılıyor yani. Tabii. Kız evinden onu istiyor ama kız evi. Zaten mesela erkeği de biz yapıyoruz yani sonuçta. Ya erkeği şimdi 8 altın. Ev değil mi? Tabii. Ev başka bu sefer erkek tarafı bir şey istiyor, gelin tarafını istiyor mu? Hayır istememesi yok. Zincir yapıyorum boynuna bir tane yüzük. Zincir yapalım. Yüzük yapalım. Mesela şavalya. Hı hı. Koluna zincir, bir saat. De, bir de çok görenekli oluyor değil mi? Düğünler bereketli tabii oluyor yani. Tabii ki düğün işte. Bizim 3 gün oluyor mesela. Nişanımız oluyor. Söz ayrı, nişan ayrı, aynen. Nişanlık oluyor. Hani hepsi ayrı ayrı. Peki 10 yıllık bir evlisiniz. Evet. Size göre evlilikte neler önemli? Öncelikle saygı. Saygı. Sevgi. Her şey karşılıklı. Ne görürsem onu söyler. Ne görürsem onu yaparsın. Hoşgörü yani. Ama. Hoşgörü önemli. Mesela... Hayat müşterek. Tabii ki. Anlayış. Mesela bazı konularda anlayış çok önemli. Hani birini konuşur, en biri dinler dersin ya o yani. Biz öyleyiz. Birbirimize karşı anlayışlıyız. Mesela maşallah. Bu beni arar mesela. İşten çık hayatım ben geç geleceğim. Tamam hayatım ana vaktin ne gel. Öyle yani biz ana birbirimize çok kırıcı yani hiç yoktur yani öyle. Saygı, sevgi olduktan sonra zaten bir şekilde yürüyor yani. Evet. Hiçbir anlamadık bile. Ben geçen hani bir şey yaptım. 10 sene olmuş. Hani ben bir de şaşırdım yani. 10 sene. Evlilik dönemlerinde hediyeler falan alırız birbirimize. Evlilik yıl dönümlerinde. Tabii ki. Değil mi? Yani 14 Şubat sevgililer gününde gerek yok bence. Sevgili değilsin. Bu sevgililer günü niye almadık? Evet. Niye ben de almadım ben, abicim. Niye almadı? Benim de hiç içimden gelmedi. Hanım bana dedi mesela. Çünkü biz sevgiliyiz abi. Biz karı kocayız. Tabii. Dün bana dün ne aldın 14 Şubat'ta? Ya ben kocacığım aradı. Kocacığım dedim. Sevgililer her gün 14 Şubat geldi. Ne alacaksın? Sevgili değiliz ki karı kocayız. Allah Allah. Fark edin. Doğru yani. Hanım da bana öyle dedi. Şimdi de bizim sevgiliyiz ya dedim. Ondan sonra. Şimdiki evliliklerde peki yanlışlar neler oluyor? Yalan. Yalan evet. Yalan çok. Saygısızlık yalan söylersen var. Hiçbirinin huzurun kalmaz, mutluluğun kalmaz. Doğru olacaksın. Biz mesela yalan söylemeyiz birbirimize. Yiyorum, içiyorum. Bu bana affedersin mesela gece mekanına gidecek olur arkadaşlarına. Ben izin veririm. Niye biliyor musun mesela? Kocama güveniyorum ben. Kocam benden başkasına yani ya kaç saatte yarı ömrü benimle geçti. Biz erkekler kafa dağıtmak için bazı arkadaşlarımız ben, olsun. Ben erkekle aktivite yapmamız gerekiyor. Evet. Ben seviyorum abi. Bazı şey. İnsanlar mesela. Kutlamayacaksın yani. Bak hiç yok. Evet. Bende hiç yok. Onun da bende yok. Ben de mesela her yere giderim. Benden istedikleri mesela ben ona uyarım. Mesela makyaj istemiyorum. Dar istemiyorum. Onu istemiyorum. Tamam. Ben de senden onu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Tamam. Ben zaten dar giymiyorum normal canım. Ben zaten hayır canım davranış şekli olarak. Evet. Ondan sonra bu bana der ki mesela ben bir yakaya gidiyorum. Arkadaşlarla biz takılacağız. Kim var? Aile var falan filan. İnsanlar tabii karı koca olarak da gidiyorlar. Hani normalde gidiyorlar. Yani benim kocama her zaman güvenirim. Yani gidebilirsin. Ya zaten böyle var böyle bir adam. Ben kocamdan hiç bu zamana ya, kadar hiç yanlış bir, şey, bir hareket görmedim. Aile babası kalabalığına almış bir adam. Aynen öyle. Kötü bir şey yapacak ama ya. Örnek alın. Aynen. Ya kötü bir şey yapacak olsam biraz önce konuştuğumuz gibi. Beni ya. O konularda tabii. Hayatta üzmemiştir. Açık söz. Şeffaf adam bence bir olay. Yani ne gücün meslek ne? İcabı mesela evden çıkıyorum sabahleyin akşam dönüyorum. Bilmez ki bir yere herhangi bir şey yaptığımı bilmez yani yalan atabilirim. Tabii. Ama nerede bilecek bir çalıştığımı? Hiç atmaz. Ama yalan yok. Yalan yok. Ben şunu yaptım, bunu benim yaptım. Benim kafam bozuk, ben bu akşam içmeye gideceğim, takılacağım biraz. Büyüğüm bunu aradım, neredesin? Ben işte bir kadının arabasını yapıyorum falan filan. Tabii ilk yeni evliyiz ya, kıskançlıklar da var. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Barlas var şeyde. Biliyorum. Neyse işte onun arabası falan yapıyorum. Biz gece kulübüne falan çıkmıştı falan. Ha ben de kıskanıyorum. Ya benim müşterim eski müşterim o. Ya kıskanıyorum eski ben de. Olabilir mi? Normal. Yani Allah'ım gördüm. Kıskanmak yani ilk başları yani yemek şey olur. Yani ama böyle. Sonra bir akşam bizi masaya davet etti. Mekanla. Tanıştırdım. Her şey oldu. Yani kaldı kıskanır adı değil mesela. Değil yani. Kıskanması güzel ilk başta zaten öyle oluyor. Yemeğe sıcak olmasına. O benim bayan da olsa benim bir müşterim o. Bak evet. Ben şimdi de kıskanırım. Nasıl kıskanırım? Mesela ben kendi genel ortamımda kıskanmam. Kendi tanıdığım insanlarda kıskanmam. Ha bir
başka ortama girdik de benim tanımadığım bir insanla ilgilenip de hani bizi şey yaptığı zaman kıskanırım yani. Evet Birol abi. Evet, evlilik abi. Nasıl bir şey abi? Yani evlenecek çiftlere önerilerin, tavsiyeleri neler mesela erkekler olarak? Valla evlilik çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim mesela. Kurulu düzen olur. Kurulu düzen olduğu için her şeyden, kötü şeylerden bazen uzak kalabilirsin ama evde bir mutlu olsun. Sorumlulukların oluyor zaten. Tabii sorumluluk oluyor. Bir başında yani bir sorumluluk oluyor. Nasıl diyeyim sana yani şey, yani düşünmen gereken ne oluyor? Herhangi bir şeyde mesela kavga edemiyorsun en başta. Gençlikte kavga ediyorsun ya. Ama o zaman kavga edemiyorsun işte. Yani bekarlığın şeylerine yaralanamıyorsun abi. Bekarlık evet. Şeylerine. Bir süre sonra insan olgunlaşıyor değil mi? Hani evet. Mutluluk daha başka bir şey oluyor mesela. Bir yani evinde bekleyen oluyor. Çoluğun çocuğun oluyor yani zamanla tabii. Her şey farklı oluyor yani. Bir kurulu düzen oluyor. Yolun oluyor. Hedefin oluyor. Yapacakların oluyor. Evet. Peki Ayşegül abla. Yeni evlenecek olan kızlarımıza tavsiyelerin ve önerilerin neler bir bayan olarak? İlk önce tanımalarını söylerim. Tanıma aşaması çok önemli değil tabii mi? Ki. Kafalar uyuması, tabii kafa yapıları. Tabii ki hemen ilk görüşte değil de mesela biraz bir yol kat etmelerini isterim. Güzellik ve yakışıklılık göreceli bir kavram da işte. Hayır asla. Kendinin mesela iç güzelliği önemli zaten. Evet. Değer. Ondan çok önemli. Sevgi duysun. Hani görünüşe aldanmasınlar. Her görünüşün altında da yani. Hani kötü niyet de olur, iyi niyet de olur ama. Önce şurası. Merhamet, vicdan, fedakarlık. Evet. Evlilik kişide yani dış güzelliği bence önemli değil. Ben hiç bence dış güzelliği hayatımda önem vermemişimdir. Benim için insan olsun. Sevgi duysun bana yeter. İstediğin kadar için insan güzel olsun. İçi bozuk olsa sonra. Yani. Ne geçim olur, ne evlilik yapar yani. Aynen öyle. Benim için hiç güzellik bir şey ifade etmiyor yani. İyi ki de yani kocamı tanımışım, kocamı sevmişim. Merhametlidir. Bir 10 yılı devirdik böylelikle. Evet. Hani gençlere de tavsiye ederim ki dış güzellik değil de iç güzellik daha önemli. Merhamet, sevgi. Onu tavsiye ederim. Evet, biraz özel olacak ama sormak istiyorum. Tamam. Kaç yaşında çocuğunuz vardı? 22 yaşındaydım. İlk çocuğumu aldım kucağıma. Şu an kaç yaşında İsmail Turgut? 9 yaşında. 9 yaşında bir evet. Ona bir kardeş düşünüyorsunuz mu? Tabii ki. Vallahi nasıl der şimdi? Eşsiz beygiri bile çifte gitmeyin mesela. Öyle bir şey. Yanına ille bir olmasa da destek olacak biri. Kardeş tabii ki. Mesela benim kardeşim yok. Arkadaşım çok. Çevrem var. Mesela kocamın kardeşleri var. Yeri geldi mi? Ablam. Onlar da benim ablam. Bir kardeşim yani. Ama evet. İnsanın kendi kardeşine hiçbir şeye benzemez. Ya kardeş yani bir bazen, parçan senin. Tabii. Değil mi? Bir parçan. Yani uzakta da olsa bir arayanın var diye düşünüyorsun. Ama hani ben de bazen ya tabii ki bir arkadaşların da arıyor ama kardeşin yeri apayrı bir şey. Kavga etsen de darılsan da barışsan da düştüğünde yine kardeş kaldırır. Önemli. Düştüğünde kaldırır mesela. Kardeş tabii, başın sıkışsa ona gidersin. Orada duran bir şey. Onun yani içinde, destek olursun birbirine. Aile çok önemli. Tabii destek tabii ki hem aile önemli, ortam önemli, her türlü. Ve ikinci çocuğu da istiyoruz yani. Allah hayırlısı etsin. İnşallah hayırlısıyla. Kızı olanı fark etmez çocuğunda. Bana kız hayırlısı olacak gibi geliyor. İnşallah. Peki kız olursa ismini ne koyarsınız? Ne koyarız? Hiç düşünmedik aslında. Annemin adını koyabiliriz mesela. Onu sordum anneme istemiyor kayınvalidem. Onu da Ümman Zeynep korusun. Kendisi kibar isim istiyor artık. Kendi ismini değil de mesela yeni nesil isimlerden. Yeni nesil ismi. Evet. Rüzgar Ayaz. Ya, dolunay. Ben hava şartları da oynayabilirim. Ben kız olsun istiyorum da. Rabbim ne verir onu bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı olsun da. Evladın hayırlısı olsun. Bir şey derim. Bir de kız olsun isterim ama hayırlısı yani yine. Evet. Evladın kız erkeği yok zaten. Tabii. Öyle yani. Evet kanalıma geldiğiniz teşekkür ederim kendisine. Biz teşekkür ederiz. Tan ailesi olarak. Biz teşekkür ederiz. Evet, evlilik hikayeleri bölümünün ilk konukları Tan ailesi oldu. Bizlerle beraber oldu. İnşallah ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bir ana olarak kalır İnşallah. Bir video. Benim için manevi değer çok önemli yani manevi Tabii değer. Ki. Evet. Hakan Satmaz Show'un sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.